23 kişiyi çıplak elleriyle öldüren bu adamın adı Keşiş. Bu suç makinesi için cezaevinde özel önlemler alınıyor. Hapishaneye yeni gelen bu çaylağın ismi ise Deni. O profesyonel bir futbolcu ama alkollü araç kullanırken kaza yaptığı için artık cezaevinde olacak. Milli takımda 73 kez görev almış olan adam, son çıktığı maçta şikeye bulaştığı iddiasıyla takımdan atıldı. Maçı satan Deni, cezaevindeki diğer mahkumların yeni hedefi oluyor. Ve bu haberi alan büyük patron Deni'yi yanına çağırtıyor. Ülkesine ihanet eden adamlar bu hapishanede pek sevilmiyordu. Gardiyanlar da Deni'ye mobbing uygulayarak hapishanedeki pis işleri ona vermeye başlıyorlar. Cezaevi müdürünün ise bu özel adamla ilgili farklı planları var. Gardiyanlardan oluşturulan futbol takımının başına geçmesini istedikleri Deni bu teklifi reddedince hücre cezasına çarptırılır. Cezaevi içerisinde gardiyanlardan taraf almak hiç akıllıca değildi ve zeki bir futbolcu olan Deni yeni bir teklifle müdürün karşısına çıkar. Mahkumlardan kuracağı bir takımla gardiyanların takımı arasında bir maç yapmayı talep eder. Kabul gören bu öneriden sonra gardiyanlar ona bir mesaj gönderirler. Kendisine yapılan bu saldırı sonrasında yüzünü tıraş ederken kestiğini söyleyen Deni gelen mesajı almış gibi görünmekteydi. Bu adamın adı Keşiş. O tam 23 kişiyi çıplak elle öldürdüğü için hapishanenin özel bir bölmesinde tutulmakta. Onunla aynı cezaevinde bulunan eski milli futbolcu Deni, mahkumlardan oluşan bir futbol takımı kurar ve Keşiş'i de kaleci olarak takıma davet eder. Gardiyanlara karşı yapılacak olan maç, Keşiş'in intikam duygularını okşar ve teklifi kabul eder. Öldürmek konusunda yetenekli olan bu mahkumlar takımı, söz konusu futbol olduğunda tam bir yeteneksizler ordusuna dönüşmüşlerdi. Bu maçın futbol teknikleriyle kazanılamayacağından artık emin olan Deni, yakın dövüş tekniklerinde uzman olan Keşiş'ten takımı eğitmesini ister. Karşı atakların nasıl yapılacağını gösteren Deni, daha müsabakaya günler kala takımdaki genç oyunculardan birini çoktan sakatlamıştı bile. Fizik kondisyon çalışmalarıyla birlikte topla yapılan çalışmalar da bütün hızıyla devam etmekteydi. Diğer tarafta da gardiyanlar takımı bir hafta sonra yapılacak maç için full konsantre biçimde çalışıyorlardı. Söz konusu maç için cezaevi patronu ve cezaevi müdürü bir tür bahis oluşturmak için pazarlığa otururlar. Bir mahkum ve bir müdür. Aslında iki farklı tarafı temsil etseler de bu maç için ikisinin de tarafı belliydi. Ve cezaevi patronu mahkumlar takımının yıldızı olan Deni'den özel bir istekte bulunur. Maçı sattığı için milli takımdan kovulmuş olan eski futbolcu Deni bu kez omuzlarında cezaevindeki tüm mahkumların umutlarını taşıyordu. Deni için mahkumların umutları ve kendi özgürlüğü arasında bir seçim yapmaktan başka çare yoktu. Bu karanlık delikte mahkumların dünyasına bir ışık tanesi gibi süzülen Deni bakalım hangi tarafı seçecekti. Bu maç cezaevindeki mahkumlar arasında kurulan bir takımla gardiyanlar takımı arasında yapılıyordu. Kalecimizin adı Keşiş ve tam 23 kişiyi çıplak elleriyle öldürmüş olan bir suç makinası. Mahkumlar takımının en sağlam kalesi olan bu adamın gardiyanlarla yapılan maça dostluk kazansın diyerek çıkmadığı kesindi. Onun kendi takım arkadaşlarına dahi en ufak acıması yoktu. Her iki takım arasında tam anlamıyla kıran kırana geçen bu maçın aslında başka bir yıldızı vardı. Eski bir milli futbolcu olan Deni, maçı rakibe sattığı için milli takımdan atılmış ve sonrasında da alkollü araç kullanıp kaza yaptığı için cezaevine girmişti. Mahkumlar ve gardiyanlar arasındaki bu maç tüm cezaevinin hoparlörlerinden canlı olarak anlatılmaktaydı. Bir tür bahis yapan cezaevi müdürü eski futbolcu olan Deni'ye aslında pek de uzak olmadığı bir şike teklifi yapar. Müdür ondan gol atmamasını istemiş ve bunun karşılığında da özgürlüğü vaat etmişti. Keşiş lakaplı suç makinamız maç esnasında saçmalamaya başlamış ve yaptığı saçma hareketlerden sonra da takımın bir gol yemesine sebep olmuştu. Devre arasında müdürle görüşme yapan Deni ise nedeni bilinmez bir şekilde sakatlanmış ve saha kenarına gelmişti. Cezaevindeki tüm mahkumların büyük umutlarını omuzlarına yük etmiş olan Deni, önüne gelen şike teklifine karşı bu kez kendi takımını seçer. Ülkesinin en büyük yeteneklerinden biri olan Deni, bileklerindeki hünerlerini sergilediği bu maçta da cezaevi müdürünün teklifini kabul edip gol atmaz ama ezilenlere zaferi getiren bu muhteşem asisti yapar. Daha fazla film tanıtımı için videoyu beğenip beni takibe almayı unutmayın.